Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir maç bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün yeni transferlerimiz Pogba ve Havertz'la sahaya çıkacağız. Kadromuzu oluşturduk. Havertz arkadaşlar normalde ofansif orta saha ama ofansif orta sahada çok fazla faydalı olmadığı için gizli forvet pozisyon antrenörü basaraktan gizli forvete yerleştirdim. Bu şekilde maça çıkacağız bakalım. Hemen çok fazla uzatmadan geriye gelelim. 41. klasmandayız arkadaşlar. Maça dedik. Rakip gelsin bakalım. 4459 gücünde, takım gücünde bir rakip geldi. Form durumumuza bakalım. Mount düşükmüş. Tamam, Messi ile oynayalım bu sefer. Bakalım, başka değiştireceğim bir oyuncu yok. Tamam. Rakip takımın kadrosunu hemen bir gözet alalım. Rakip takımın kadrosu da gayet güzel. Harry Kane var forvette. Ronaldo, Salah. Gayet güzel. Onayla dedik. Maçımıza gidelim. Her zaman söylediğimiz gibi bol gollü, bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar inşallah. Haydi bakalım. Rakip takımın sahasında oynuyoruz bu arada. Deplasmandayız yani. Harry Kane'in vuruşuyla başladık. Sizlere de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi soldan geliyor Cristiano Ronaldo. Rakip. Messi ile araya girdik. Messi geçmedi defanstan. Şimdi Arnold. Messi. Döndü Messi. Kaleye doğru gidiyor. Messi. İyi vuruyor oradan. Messi. Messi. Kaleci kıpırdayamadı bile. Kıpırdayamadı bile. Messi müthiş bir gol attı. Çataldan mı girdi o ya? Bakalım. Oo, tam çatal değil ama direkten müthiş bir gol attı gerçekten. Messi. 1-0 öne geçtik. Daha maçın başında öne geçmek tabii ki güzel. Rakip takım için tabii ki demoralize olmuş oluyor ama. Haydi bakalım Goretzka. Cafu. Oyun kuruyor şimdi. Rakip takım. Coutinho, Van Dijk. Takım güzel. Rakip takımın kadrosu güzel. Koulibaly ile çıktık bugün maça. Koulibaly ve Gomez ile 2.94 hızında oyuncu. Pogba'yı arkadaşlar bu ilk maçım değil tabii ki. Görmüşsünüzdür. 39. klasmandaydım. 41'e kadar geldim. Pogba ile çok maç yaptım. Havertz'la da yine aynı şekilde. Messi'den bir çalım. Messi Ter Stegen'de kaldı. Pogba'nın dalan şut özelliği çok güzel arkadaşlar. Gol atmaya çalıştım. Bir iki tane denedim böyle. Çok güzel şutlar ortaya çıktı ama Pogba'yı müthiş yavaş yapmışlar arkadaşlar. Yani çok ağır kalıyor. Pogba. Havertz ona göre biraz daha iyi. Ofansif orta sahada çok iş yapamadım Havertz'la ama pozisyon antrenörü bastıp sola doğru Messi. Ah be, geçemedik. Delikti. Pozisyon antrenörü bastım. Gizli forvette daha güzel iş yapıyor. Sağ tarafta. Sol ayağıyla güzel plaseler vurabiliyor Havertz. Gomez'le girdik araya şimdi. Havertz. Messi. Messi. Ah be. Pası aktardım ama pas gitmedi ya. Bazen şu tuşlar var ya, sanki böyle hani dokunmatik özelliğini kaybediyormuş gibi oluyor ya. Alo, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Harry Kane, Coutinho, Ronaldo, Arnold geldi şimdi araya girdi. Paslarda bir hatalar oluştu. Havertz. Abi ne yapıyorsunuz ya? Harry Kane. Harry Kane vurdu. Güzel pas attı ya. Harry Kane güzel kaçtı. 1-1 yaptı. İlk dakikanın ilk yarının sonlarında. Şimdi Neymar. Abi paslara ne oluyor ya? Bugün paslar geçmiyor ya. Alo. Ruben Neves, kapat orayı. Kapat orayı. Allah. Donnarumma, harikasın be. Ne oluyor ya? Ha, ilk yarı bitti ya. Çok şükür ya. Bakalım topla oynama oraları da aynı diyebiliriz hemen hemen.
O da 2 şut çekmiş. Ben de 2 şut çekmişim. Birer tane gol olmuş. İlk yarı bu şekilde kapatmış olduk. Haydi bakalım ikinci yarıya başladık. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Alexandro soldan gidiyor. Ortamızı açtık. Cristiano Ronaldo! Aa, nereden çıktı o top? Oo, yarım vole geldi Cristiano Ronaldo'dan. Güzel bir atak oldu. Ter Stegen son anda çıkartmış ya. Sert bir orta yaptık. İçeriye doğru gelmedi. Pogba yakalayabilirse. Ya nereye attın ya? Yedek kulübesine döndü ha. Nereye gitti ya? Ortaya doğru attım. Nereye gitti? Neymar. Bir çalım daha denedik. Avantaja bıraktı. Sonradan ikinci adamı geçemeyince avantaj kayboldu ve düdüğü çaldı. Tamam, Pogba ile bir dalan şut deneyelim buradan arkadaşlar. Şuradan Pogba'yı seçelim. Dalan şutu çok iyi. Messi de aslında güzel dalan şut vuruyor ama Pogba'nın dalan şutu daha güzel. Şöyle ayarlayalım. Pogba. Pogba. 2-1 öne geçiyoruz. Paul Pogba, gol sevincini yapmazsak olmaz tabii ki. Pogba 2-1 öne geçirdi. Çok güzel vurdu gerçekten. Dalan şut aynı zamanda hareket halindeyken, yani koşarken de çok güzel atıyor dalan şutu. Bakalım, denedim. Çok maçta denedim. Birkaç tane daha böyle 3-4 tane pozisyon yakaladım o şekilde. Güzel vurdu ama gol olmadı. Bir tanesi de direkten döndü hatta. Diğer maçlarda güzel bir gol attı Pogba. Messi'nin golü de müthiş, bu gol de müthiş. İki müthiş gol izledik şu anda. Bir de Ronaldo'nun biraz önceki golü girseydi çok güzel olurdu. Rakip takım ikinci golden sonra şimdi toparlanmaya çalışacak. İzin vermememiz lazım. Donnarumma. Döndük şimdi sol tarafa doğru. Alexandro oyunu açmaya çalışıyoruz. Paul Pogba. Çok güzel bir dalan şut, friki kattı. Bugün paslarda bir şey var ya. Bugün harbiden bir şey var. Ronaldo. Bak. Ya Ronaldo. Ronaldo. Nasıl öyle attın sen? Messi. Pogba'ya döndü. Neymar. Neymar. Neymar da dalan şut güzel vurur. Dalan şutu. Orta geldi ama kimsenin olmadığı bir yere geldi. Bugün gerçekten paslarda bir şey var. Aklım ama Ronaldo'nun volesinde kaldı. Yarım volesinde. Ter Stegen nasıl çıkarttı onu ya? Harry Kane. Gomez girdi araya. Gomez ile Koulibaly çok güzel ikili oldu bu arada. Neymar. Messi, Neymar, Neymar, kaleci Ter Stegen. Çok güzel çıkarttı bunu da. Ronaldo'nun topunu da çok güzel çıkarttı. Ruben Neves, Pogba iyi vurur. Pogba dalan şut. Ya bu şekilde bir topum direkten döndü ya. Ya girmedi ya. Girse çok güzel olacaktı ya. Neymar'a gelmedi. Alessandro koştu. Ah be. Pogba'nın o dalan şutu girmesi lazımdı ya. Hareket halindeyken. Frikikten attık bir de. Bakalım şuradan düzeltebilirsem. Ah be, geçemedim. Geçsem güzel vururdu. Oradan da güzel vururdu. Yani şimdi tek bir oyuncunun üzerinde de oynasak aslında atarız da. Yani o şekilde de güzel bir futbol ortaya koymamış oluruz. O yüzden öyle de yapmak istemiyorum. Zaten süperstar seviyesinde de, süper yıldız seviyesinde çok da fazla pozisyon bulamıyorsun. Bulduğunu değerlendirmek lazım. O yüzden Goreska, De Ligt, Messi, Cafu son anlar artık.
Gol yemememiz lazım. Pogba'yı dediğim gibi çok ağır yapmışlar. Özellikleri harika. Ama çok ağır kalmış Pogba arkadaşlar. Rakip takım bastırıyor bu arada son anlarda, son dakikalarda. Ronaldinho. Salah. Aman çocuklar, aman çocuklar. Messi alırsın onu, Messi. Messi bir daha aldı. Havertz'ın önüne. Havertz Ronaldo'ya. Tekrar kaçtı Havertz. Havertz gidiyor. Havertz gidiyor. Kaleci açıldı. Havertz. Kaleci açıldı. Havertz. Kalecinin açıldığını görmeyeyim. Affetmiyorum. Gerçekten affetmem. Havertz 3-1 yaptı. Yine çok güzel bir gol geldi. Havertz'tan. Kaleci açıldı. Açıldığını görür görmez hemen bizim sensörler çalışıyor tabii ki. Zor pozisyon. Gerçekten zor pozisyon. İki kişi birden bastırdı orada. Kaleci açıldı. Aşırtmayı vurduk. 3-1 öne geçtik. Artık maçta son anlar. Derken maç bitiyor. 3-1 kazanıyoruz. Gerçekten birbirinden güzel şutlar vardı. 8 şut çekmişiz. 7'si kaleyi bulmuş. 4 tanesini kaleci kurtarmış. 3 tanesi gol oldu zaten. Ben gerçekten gollerin hepsi birbirinden güzel. Pogba'nın dışarıdan ceza sahasının dışından çektiği şut harika, muhteşem. Ronaldo'nun yarım volesi girmedi. O da girseydi güzel olurdu. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Bu 3 golden sizce en güzeli hangisi yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.